Hashtag kullanılmışsa, doğru zamanda paylaşılmışsa, doğru ortamda, doğru hedef kitleye paylaşılmışsa viral olabiliyor. Doğru hashtag'i aramaya başlıyoruz. Bu doğru hashtag de tamamen bu doğruların, beş doğrunun devamında gelen bir kavram olduğu için aslında son yapı taşıdır. İnsanlar sürekli kısa yoldan artık hiçbir şekilde sabrı olmadan birilerine ulaşma derdinde her Evet. ortamda bu şekilde gerçekleşiyor. Gerçekleşemediği zaman da herhangi bir takipçi sadakati iletişim stratejisi oluşturmadıysanız kaybediyorsunuz. Merhabalar, bugün Atakum Belediyesi ile beraberiz. Hüseyin Özkan bizimle beraber olacak. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Nasılsın? Teşekkür ederim, iyiyim. Sen nasılsın? Ben deyim. Çok teşekkür ederim. Abi hazırsan ilk soruyla başlamak istiyorum hemen. Sosyal medyada nasıl bir büyüme stratejiniz var? Nasıl bir büyüme stratejim var? Öncelikle kitleyi tanıma gibi bir metot seçtik. Daha sonrasında bunları platformlara böldük. Hangi kitle neyi duymak istiyor? Atakum Belediyesi'nden hangi yaş skalası ne görmek istiyor? Önce bunu belirledik. Daha sonrasında yurttaşlarımızı sosyal platformlarda bizi takip ettiği gibi biz de takip etmeye başladık. Kendilerinde bu defasında bir sadakat oluştu, takipçi sadakati. Daha sonrasında yani biraz daha platformlar arasında görüştüğümüz zaman Twitter'da özellikle retweet ve beğeni sürekliliği olmaya başladı. Daha sonrasında oradan görenler, Twitter'da çünkü belli bir akış hızı var, oradan görenler daha fazla kişiye ulaşmaya başladı. Bu şekilde bir büyüme metodu seçtim. İçerik hazırlanırken içerikte video veya görüntünün olması her zaman daha cazip kılıyor. Peki video ve görselin tek başına olması yeterli mi yoksa iyi bir caption da içinde olmalı mı? Aslında bunun iletişim stratejisinde bir ögesi var. Bu biz beş doğru diyoruz buna. Bu beş doğru nedir peki? Doğru içerik, doğru hedef kitle, doğru ortam, doğru metin ve doğru videoya da görsel. Bu beş doğruyu aynı anda getirebildiğimiz zaman zaten otomatik olarak kaliteli, nitelikli içerik takipçinize hitap eden bir içerik oluşturmuş oluyorsunuz. Bu yüzden sadece video ve görsel yeterli değil. Doğru caption, doğru zamanlama ve doğru ortam, doğru hedef de kesinlikle çok önem arz ediyor. En kritik şey burada, takipçilerin hani neyi beğendiklerini, nelerden zevk aldıkları, nelere ilgi duyduklarını tespit etmek en kritiği. Yoksa bütün yaptıklarının boşa gidiyor günün sonunda. Bunu nasıl Kesinlikle. tespit ediyorsunuz? Klasik deneme yanılma yöntemiyle çünkü dediğimiz gibi Facebook'ta takipçiniz bambaşka, Instagram'da bambaşka, Twitter'da bambaşka. Genellikle bizim iletişim stratejilerimizde verdiğimiz mesajı platformlara bölerek, değiştirerek yönlendirme yapıyoruz, iletişim stratejisi oluşturuyoruz. Çünkü Facebook kitlesi Twitter'a hitap eden, Twitter kitlesine hitap eden bir mesajı doğru algılayamayabilir ya da ona hitap etmeyebilir. Bu yüzden bu platformlar arası metin bölümü, iletişim stratejilerin bölümü çok önem arz ediyor bizim için. Bu şekilde ilerliyoruz biz de. Bir postu hazırlarken nasıl hazırlıyorsunuz? İşte metin yazması olsun, görsel seçimi olsun, videolar olsun. Bunları nasıl hazırlıyorsunuz? Bunları nasıl hazırlıyoruz? Biz Atakum Belediyesi'nde basın yayın ve halkla ilişkiler müdürlüğünün içerisinde bulunan medya ve iletişim ekibiyiz. Bu ekip bir fikir kulübü gibi çalışır. Ortaya bir fikir atılır. Gerek dijital sanat kısmında gerek iletişim stratejisi kısmında bir fikir alışverişi yaparız. Bir beyin fırtınası gerçekleştiririz. Gündemi çok sıkı takip ederiz. Gündemde neler var? Gündemi Atakum Belediyesi'ne nasıl uyarlayabiliriz? Ve bu hedef kitlesine uygun mu, belediyenin duruşuna uygun mu? Bunları gözden geçiririz. Yöneticilerimizin de istişare yaparak bu şekilde bir post oluştururuz. Ama bu arada söylemeden geçemeyeceğim. Videolar ve görsel kalitesi gerçekten çok iyi Atakum'da. Özellikle Çok işte teşekkür günaydın ederim. görselleri olsun, mekan görselleri olsun çok güzel oluyor. Zannediyorum grafiker arkadaşım bu dinleyici grubu bayağı okşanacaktır. En can alıcı, en kritik şeye geldik. Herkesin böyle merakla beklediği bir şey. Bir gönderiyi gönderdik artık. O bizden çıktı. Bu gönderi nasıl viral olur? Bu gönderi nasıl viral olur? Az önce bahsettiğimiz gibi kaliteli bir görselse, caption'ı doğruysa, gündemde olan bir şeyse,
Hashtag kullanılmışsa, o hashtag kullanımı da çok önemli. Hashtag kullanılmışsa, doğru zamanda paylaşılmışsa, doğru ortamda, doğru hedef kitleye paylaşılmışsa viral olabiliyor. Yani eğer ki beklenmedik anlarda gelen bir viral ise demek ki fark etmeden bir şeyleri doğru yapmışsınız demektir. Ama bunu iletişim temeline oturtmak için bu 5 doğruyu biz her zaman takip etmek durumunda kalıyoruz. Şeyi soracağım hazır hashtag ile ilgili bir şey açılmışken. Şimdi hashtagler çok kritik bir şey aslında. Çok fazla hashtag var ve hashtagler böyle hani trafiği de çok yoğun olan şeyler var. Yani çok böyle gündemde bir şey yazdığınızda o yazılan arada kaybolabiliyor da. Doğru hashtag nasıl seçilir? Doğru hashtag nasıl seçilir? Dediğimiz gibi bunda öncelikle içeriği belirlemek gerekiyor. İçerikten önce bir tarama yapmak gerekiyor. Bu gündem takibiyle çok sıkı ilişkili olan bir durum. Yani seçtiğimiz hashtag eğer gündemle alakasızsa ya da gönderdiğimiz postla, hazırladığımız gönderiyle, hazırladığımız metinle, hazırladığımız içerikle uyuşmuyorsa zaten başarılı bir sonuç elde edemeyiz. Fakat yine aynı şeye geleceğim çünkü temellendirmesi bu şekilde. Biz bu 5 doğruyu gerçekleştirdiysek, doğru metni, doğru görseli, doğru hedef kitleye, doğru ortamda, doğru zamanda ulaştırabiliyorsak bunu temelinde sıkı bir veri taramasıyla, gündem taramasıyla Türkiye'de neler oluyor ya da Atakum Belediyesi bunun neresinde olmalı sorusuna cevap verdikten sonra doğru hashtag'i aramaya başlıyoruz. Bu doğru hashtag de tamamen bu doğruların, 5 doğrunun devamında gelen bir kavram olduğu için aslında son yapı taşıdır yaptığımız iletişim stratejisinin. Diğer o 5 doğru tamamlandıktan sonra son halkaya da doğru hashtag de ekleriz bu doğruların belirlenmesinden sonra. Buna göre takipçilerimizin karşısına çıkarız. Kendini sosyal medyada geliştirmek isteyen kişilere verebileceğim bir tavsiye var mı abi? Çok var. biz bazen bir şeyleri unutuyoruz. Her ne kadar dijital ortamda çalışıyor olsak da biz duyguları olan bireyleriz. Duyguları olan bireylere hitap ediyoruz. Duygulardan hiçbir zaman uzaklaşmamak gerekiyor. İnsanların yüreğine dokunabilmek, insanların hissettiği şeyi hissedebilmek ya da hissettiğimiz şeyi insanlara hissettirebilmek çok önemli. Bunun dışında sosyal medya sadece viral olan, doğru paylaşımların doğru ortamlarda yapılan bir yer değil. Burada yurttaşlarımızın da bize geri dönüş sağladığı bir yer. Burada yurttaşlarımıza ulaşılabilir gözükmek, daima aktif olarak yurttaşlarımıza iletişime geçmek çok çok önem arz ediyor. Çünkü insanlar sürekli kısa yoldan artık hiçbir şekilde sabrı olmadan birilerine ulaşma derdinde her ortamda bu şekilde gerçekleşiyor. Gerçekleşemediği zaman da herhangi bir takipçi sadakati iletişim stratejisi oluşturmadıysanız kaybediyorsunuz bu kişiyle iletişimi. Bu iletişimi koparmamak çok önemli. Burada doğru iletişim gerçekten hani samimiyetle söylüyorum temiz duygularla yapılabildiği sürece başarılı oluyor. Buradaki ekip arkadaşlarımızda da aynı iyi niyetle oluşturulan bir iletişim stratejisi sayesinde biz yurttaşlarımızla doğru bir iletişim kurduğumuzu düşünüyoruz. Fakat burada biraz daha vatandaşlarımızın hani gözünden bakmaya çalıştığımız sürece biz başarılı oluyoruz. Bu doğruların yanı sıra dediğimiz gibi sıkı bir gündem takipçisiysek, çok okuyorsak, gelişime çok açıksak, bir şeyleri temsil ettiğiniz kurumlara uyarlayabiliyorsak, doğru bir ekibimiz varsa, sadece buna odaklanabiliyorsak ve bunu doğru bir şekilde yapmak istiyorsak, sosyal medyada başarı zaten kaçınılmaz oluyor. Çok teşekkür ediyorum abi katıldığın için. Çok keyifli bir sohbetti benim için. Ya benim için de çok keyifliydi. Ben teşekkür ediyorum aslında. Seninle tanışmayı da çok istiyordum. Ben de öyle. Güzel bir fırsat oldu. Tekrar teşekkür ediyorum. İyi ki beni yayında konuk olarak aldın. Senin tanışma fırsatı buldum. Ben teşekkür ederim katıldığın için. Kendine iyi bak abi. Görüşmek üzere. Sen de kendine iyi bak. Görüşmek üzere.